Senem Hanım, masaya yakışır bir tatlı getirdiğiniz için size müteşekkirim. Tatlınız beni gerçekten şaşırttı. Öncesinde yaptığım yorumla ters köşe oldum. Beklentimin çok üzerindeydi. Çok memnun kaldım ve lezzetliydi. Yorum yapıyorum. Ben bitirdim bile. Senem, sen hep tatlı yap. Ben tatlıcı olayım değil mi? Bayıldım. Vildan'la birlikte tatlı işine devam edelim. Hayatım ekran başı, şunu söylemek istiyorum. Güzel olan yeniyor. Bitti. Fazla varsa alabilirim falan demişim. Benim yaparız bebeğim yani, de beğendiği bizim şeylere bir şey yapıyor. Onu yapabilir miyim? Aklıma geldi. Mesela bunu yese yapardı. Aşkım kızım, bu seni kutluyorum. Sen seni kutluyorum. Afiyet olsun. Sen tatlı yap. Yapayım. Senem, hep tatlılar yap. Tamam. Beni de çağır bacım. Tamam, ne demek. Her zaman. Siz isteyin, her daim yaparım. Ha, tamam. Puanlamaya geçiyoruz. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yarışmacılarımız Senem Hanım'a puan vermek için masadan kalkıyor. Çorba içmedim ben bugün. Pilav yedim. O yüzden çok fazla yorum yapacak da bir şeyim yok aslında. Hani o çorba değildi. Kıvamı hiçbir şey uymamıştı. Tavuklar içinde katı katı kalmıştı zaten. İbrahim Bey çatalla yiyerek anlattı bunu. Senem Hanım'ın menüsündeki çorba değildi. Çorbadan başka her şeye benziyordu. Bebek maması gibiydi. Pirinç koyması mantıklıydı ama çok fazla pirinci kaçırmıştı. Lapa bir şekildeydi. Çorba olarak onu görmüyorum ve beğenmedim. Çorba bir talihsizlik sonucu. Hem menüdeki gibi değildi. Hem de olan şekliyle çorba gibi değildi. Zaten masadaki herkesin eleştirisini aldı. Ben çatalla tavuktan alırken Şeyma'nın görmesi ve bunu dile getirmesi epey bir masadakilere malzeme oldu diyebiliriz. Böyle bir güzel tarafı vardı. Bugün Senem Hanım'ın misafiriydik. Çorbasıyla başlamak istiyorum. Tavuk suyuna tel şehriye çorbası, terbiyeli. Menüsünde yazıyordu. Yapmak istediği buydu. Olması gerektiği gibi sunamadı. Lezzeti kötüydü. Mama kıvamına gelmişti. O şekildeydi. O yüzden çorbasını pek beğenemedim. Zaten içemedim de. Ara sıcak mıydı? Yani beklediğimle gördüğümün arasında çok 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 büyük dağlar kadar fark vardı. Bir yağ kütlesi yedim. Hala da midem yanıyor ondan. O yüzden ara sıcakta da umduğumu bulamadım ama bu beni tabii ki de çok mutlu etti. Kahkahalara boğuldum. Ara sıcak kabak paneydi ve pane gibi değildi. Pane harcı başka bir yerde, kabak başka bir yerdeydi. Tadı tuzunu hiçbir şekilde almadım. Sadece yağdan ibaretti. Salata efsaneydi. Yani bir araya gelebilecek en güzel şeyler bir araya gelmişti. Mozzarella, domates ve yeşillikler. Ana yemek olarak da yine ana yemeğinde de bir ürününü almayı unutmuştum. Mantar. Hepimizin başına gelebilir. Ancak onun yanında yaptığı sos ekstra olarak hoşuma gitti. Et pişmemişti. Bana bir kısmı pişmiş, bir kısmı pişmemiş olarak gelmişti. Pilava gelirsek pilavın ne tadı ne tuzu hiçbir şey yoktu. Sadece pirincin pişmesi vardı. Ne tadını, ne tuzunu, ne domatesinin olduğunu göremedim. Rengi deseniz aynı bir şekilde değildi. Domatesi pilavdan alakasızdı. Büfteğimiz, ben de dün büftek pişirdim ama bu kadar kurumadı ve sertleşmedi. Artı belirli kısımları yanıktı. Domatesli pilavına geliyorum. O başlı başına bir handikap. Mevsimindeyiz. Ona rağmen domates bulamamış. Tadı savsak geldi. Bunu zaten belirtmiştim. Tatlısını beğendim. Gerçekten güzeldi. Damak zevkime de uydu. Çok beğendim. Eline sağlık tatlısından dolayı. Senem Hanım'ın tatlısını beğendim. O da böğürtlenli kup yapmıştı aslında. Muhallebisi kıvamındaydı. Şeker oranı da iyiydi. Böğürtlenin verdiği ekşilikte tatlıya daha böyle bir yaz tatlısı olarak ortaya koymuştu. Senem Hanım'ın bugünkü misafirperverliği her zamanki gibi samimiyetini masaya da yansıtmıştı. Masası çok gösterişli ve şaşalı bir masa. Ama kendine yakıştırdım. Çok göz yormadı. Yani masası ben buradayım dedi
Çok beğendim. Sofra düzeni bana göre karışık geldi. Yani ben öyle ince, boncuk, dantel sevmem. Misafirperverliğini de beğenmedim açıkçası. Alttan almaya çalıştı. Tabii ki de alacak çünkü hiçbir şey olmamıştı. Ama bir ara bana böyle sesi yükseldi. O yüzden çok rahatsız etti beni o sesin yükselmesi. Misafirperverliği de iyiydi. Ta ki Şeyma Hanım'a kızana kadar. Yoksa benim açımdan misafirperverliği de masası da İyiydi. Bugün benim günümdü. Bugün benim için gerçekten fiyasko bir gündü. Markette unuttuğum bazı malzemelerimden dolayı bir moral motivasyon konusu ufak oldu. Sonra bir nevi atlattım. Fakat umduğum lezzetleri de kendi adıma konuşuyorum en başta. Tutturamadım, bulamadım. Doğal olarak da bu masadakilerin birçok eleştirisine neden oldu. Yerinde olan eleştiriler de vardı, yersiz olan eleştiriler de vardı. En çok sinir olduğum şey Şeyma Hanım'ın yaptığı saygısızlıktı. Gerçekten çok sinirlendim ve tepkimi de dile getirdim. Sesimi yükselttim. Bir defa dedim, anlamadı. İkinci defa dedim, yine aynı şekilde. Yani benim haricimde masada başka arkadaşlar da bunu dile getirdi üstüne üstlük. Ama kesinlikle ve kesinlikle durmak bilmedi. Ve Şeyma Hanım İlk iki gün ağlamakla kendine yol çizmeye çalıştı. Baktı ki o yol tutmuyor. Bugün de farklı bir tam tezat olsun diye gülmeyi buldu. Hoş bir davranış değil. Sinir bozduğuna inanıyorum. Bundan sonra iki gün daha var. Bakalım bu iki günde ne şovlar yapacak onu da bekliyorum yani. Yalan değil yani neye başvuracak onu da göreceğiz bakalım. Yarın İbrahim Bey evinde nasıl bir şov göreceğiz Şeyma Hanım'dan. İnanın şu anda tahmin bile edemiyorum. Mehtap benim iki gündür ağlamamla ilgili işte fazla bulduğunu ya da demagoji yaptığımı da söyledi. Ama bugün kendisi aslında bugün hem Mehtap Hanım hem de Senem Hanım bana söylediklerinin aynısı başlarına geldi. Şeyma Hanım her zamanki gibi yine kendini ön plana atmaya çalıştı. Artık strese girdim ve o kadar ağlanacak bir noktalar varken bambaşka noktalarda ağlıyor, gülüyor. Bugün ağlamayacağım dedi. Ama gülme krizine girdi. Yine masada odak noktası oldu. Şeyma'ya iki çift lafım olacak dedim ağlarsa. O ağlamadı, ben ağladım. Çünkü gerçekten yok sayılmak başka bir mevzu. İbrahim Bey resmen beni yok sayıp benim tek rakibim Emrah Bey. Tabii ki de rakip olarak herkes herkesi görebilir. Ama sonuç olarak benim de yarışacağım bir gün var. Mehtap Hanım'ın ağlamasına gelince benim sözlerimin direkt olarak Mehtap Hanım'la ilgisi yoktu. Bir yarışmacı olarak meydan okudum. Hala bu okumaya devam ediyorum. Rakibimin Emrah olduğunu, Emrah'ın yemekleri kadar güzel yemek yapmak istediğimi, hatta daha güzelini yaparak yarışmada birinci olmak istiyorum. O yüzden bunu dile getirdim. Kum saati mevzusu biraz da üstüme alındım açıkçası. Şimdi masada en çok konuşanlardan birisi. Hep top atıldığı için ben de sorumluluk alarak cevap vermeye çalışıyorum. İnsanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Bugün gerçekten beni rakip olduğunu gördü. Beni onure etti. Bir taraftan da üzülmeme sağladı Mehtap'ı üzerek. Benim çünkü masamda hiçbir kadın alçalamaz. Hiçbir kadın incinemez. Misafirperverliğini beğenmediğim için ve sofrada bana çok ağır bağırdığın için yani bağırman beni çok etkiledi. Gerçekten o yüzden sana verdiğim puan 1. Senem Hanım'ın sadece salatasını ve tatlısını beğendiğim için ona puanım 3. Ben Senem Hanım'ın nezaketini, masa düzenini, misafirperverliğini, salatasını ve tatlısını beğendim. Bunun için Senem Hanım'a puanım 5. Günün sonunda Senem Hanım'dan aldığım pozitif enerji, misafirperverliği, masanın düzeni ve güzelliği ve finalinde yaptığı tatlı benden alabileceği en fazla 3. Senem çok iddialı bir yarışmacıydı. Fakat bugün yaşadığı çok talihsizliklerden dolayı başarısız oldu. En güzel yaptığı şey tatlıydı. Bayıla bayıla yedik. Hepimiz çok beğendik. Ama büyük bir sabır örneği gösterdi. Masada çok şey yaşanmış olmasına rağmen Şeyma kahkaha krizine girdi. Mehtap ağlama krizine girdi. Birçok duygu patlaması yaşandı. Buna rağmen sakin ve misafirperverdi. Bakalım
puanı ne olacak? Yarın yine en iddialılardan biri yarışmacımız İbrahim Bey'in evindeyiz. Bakalım bütün yarışmacıların söylediği şey şuydu. İbrahim Bey'in çenesi çalışıyor. İnşallah eli de öyle çalışır dediler. Yarın göreceğiz. Senem Hanım rakiplerinden toplam 12 puan aldı. Yarın İbrahim Bey'in evine konuk olacağız. Bakalım o nasıl bir performans sergileyecek.